Akif Bekir, 26 Ağustos 2021 karar. 128 milyar ve IMF müjdesi. Atmosferdeki elektrik deşarjından çıkan mavi jet, bulutların üstünde yaşandığı için ancak uzaydan görülebiliyor. Dünyada böyle. Türkiye'de ise mavi şimşek çakar gibi jet hızıyla yükseliş ve iyileşmeler sadece iktidara görünüyor. Halka sır, iktidara ayan işlerden biri de Merkez Bankası rezervleri. Bundan 4 ay önce 128 milyar doların nasıl eriyip buharlaştığını konuşuyorduk. Muhalefet, Merkez Bankası rezervlerinin nereye kaybolduğunu soruyordu. İktidarsa, kah 128 milyar doları ne ettin afişlerini Cumhurbaşkanına hakaret diye toplatıyordu, kah 128 milyar doların bir yere kaybolmadığını, yer değiştirdiğini, yastığınızın altına bakarsanız orada altın olarak göreceğinizi söylüyordu, kah CHP'deki tacizler gibi halkın gerçek gündemini örtmek için rezervler nerede sorusunun uydurulduğunu anlatıyordu, kah salgınla, kah terörle, kah dış güç saldırılarıyla, kah darbe girişiminin etkileriyle, kah şunla, kah bunla mücadeleye harcandığı açıklanıyordu. Ama en çok da bunun yapay bir gündem olduğu vurgulanıyordu. Güya Bay Kemal'in amacı ekonomiyi kötü göstererek gerçek gündemi konuşturmamaktı. O da CHP'nin kötü yönetilmesiydi, ülkenin değil. Bay Kemal'in CHP'deki tek adam yönetiminden halk şikayetçiydi ve asıl mevzuyu değiştirip saptırmak için bu konu ortaya atılmıştı. Oysa rezervlere ilk dikkat çeken Gelecek Partisi'nin ekonomi kurmayı Kerim Rota'ydı. Detaylara takılmayan iktidar var gücüyle Merkez Bankası rezervlerinin eksi bakiyeye düşmesini önemsizleştirmeye uğraşıyordu. Rezervlerin AK Parti için ifade ettiği önemi nasılsa milletin hatırlayamayacağına güveniyorlardı. Sözcü Ömer Çelik, parti kurmayı Nurettin Canikli, Bakan Lütfi Elvan ve diğerleri yıllarca o rezervleri artırmakla övünen kendi iktidarları değilmiş gibi konuşuyorlardı. 2023'te rezervlerin trilyon dolarla ölçüleceği hedefini koyan Cumhurbaşkanı Erdoğan değildi sanki. AK Parti 2002'de devraldığı 27,5 milyar dolarlık rezervi hiç küçümsemedi sanırsınız. Merkez Bankası'nın içini boşaltmışlardı, biz geri doldurduk diye yıllarca başa kakmamışlar gibi. Şimdi ne önemi var rezervlerin, amma abarttınız ha diye tersliyorlardı soranı. Büyütecek bir şey yoktu, harcamayıp rezervlerin turşusunu mu kuracaklardı? Derken iktidar, Merkez Bankası rezervlerini önemsemeye önceki gün geri döndü. Hem de IMF sürpriziyle. Cumhurbaşkanı Erdoğan, süreci tamamlanan işlemlerle önümüzdeki günlerde Merkez Bankası rezervi 109'dan 115 milyar doların üzerine çıkacak dedi. Apaçık bir müjdeydi. Adını anmadı ama süreci tamamlanacak işlemlerden kastı IMF'den bize ayrılan destek payıymış. Bilenler hemen uyandı. Özel çekme hakkıyla IMF'den kullanacağımız meblağ 6 milyar 300 milyon dolar. Onu da ekleyince rezervler 115 milyar dolara ulaşacakmış. Tabii brüt olarak emanet paralarla. Fakat hala 128 milyar dolara yetişemiyoruz ve hala net bakiyemiz eksi çıkıyor. Borçtu, takastı, IMF desteğiydi. Allem kallem ancak bu kadar toplanabildi. Ay aydın hesap ortada. Gideni yerine koyamıyoruz. Fakat bulutların üstünde ekonomimiz bir yıldız gibi parlıyor. Şahlanma dönemine girdiğimiz kanıtlandı. Çağa atlıyoruz. Memur ve emekliler şahane maaş zamlarıyla enflasyona ezdirilmiyor. TÜİK'in enflasyon rakamları da çok gerçek. Sadece halk göremiyor. Bulutların üstünde cereyan ettiği için bir tek iktidara görünüyor bu başarılar. Ekonomik mucize. Cumhurbaşkanı ve bakanlar demokrasi ve hukuk reformları ihtiyacını nasıl duyurmuştu? Ekonominin iyileşmesi için önce hukukla demokrasinin iyileştirilmesi gerekiyordu. Demokrasi ve hukuk kötüleştiğinden ekonominin de kötüleştiği sonucu çıkıyordu. Birinin bozulması sebep, diğerininki sonuçtu. Demokrasi ve hukuk toparlanmadan ekonomi de düzelemezdi. Cumhurbaşkanı ve bakanlar şimdi ekonominin şaha kalktığını söylediğine göre, sebepler düzelmeden sonuçtaki bu düzelme nasıl mümkün oldu? Ancak mucizeyle açıklanabilir.